Kıyamet suresi ise, tabi Cenab-ı Hak yeminle başlar kıyamet suresine, orada hem başında hem sonunda yine dirilişle ilgili ayet-i kerimeler çok açık olarak bize beyan edilir. Mesela hemen başta buyrulur ki, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ اِذَامِ İnsan zannediyor mu ki, biz onun kemiklerini bir araya toplayamayacağız? بَلَا قَادِرِينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَ Hayır, hayır, onun biz parmak uçlarını bile dirilteceğiz. Onun için parmak uçlarımızın nereye dokunduğunu, ne yaptığını iyi dikkat etmeliyiz. En çok üzerinde sohbetlerimde durduğum konulardan biri, bir kalbimize sahip olalım, bir de parmak uçlarımızı. Evet. Çünkü kalbimiz bütün manevi hayatımız. Parmak uçlarımız da bugün çok önemli hale geldi. Gözümüzden, dilimizden, kulağımızdan çok daha önemli hale geldi. Çünkü hayat parmağımızın ucunda şimdi artık. Alışverişi parmağımızla yapıyoruz. Yalanı parmağıyla söylüyor insanlar. İftara parmağıyla anlatıyor. Yalan haberleri parmağıyla yayıyor. Bütün iş en kötü yerlere parmağına dokunarak giriyor. Ama güzelliklere de parmağıyla giriyor. Değil mi? Ama bütün o facia alanlara da bir parmak dokunmasıyla giriyor yani. Cenab-ı Hak da biz sizin parmak ucunuzu dirilteceğiz diyor yani. Dirildiği zaman da dokunduğu yeri söyleyecek. Dolayısıyla bu sure, Kıyamet suresi hem başta bunu ifade ediyor, biz sizin parmak ucunuzu dirilteceğiz diye. Sonra da insanı böyle bir tahlil ederek Yüce Rabbimiz Kellâ bel tuhibbûnel âcile hocamız okudular. Şüphesiz siz doğrusu şu çarçabuk geçen dünya hayatının nimetlerini çok seviyor ama ahireti öteliyorsunuz. Sadece bugün yediğinize, içtiğinize, gezdiğinize, hazınıza, hızınıza bakıyorsunuz. Sanki ahiret yok gibi yaşıyorsunuz. Bugünün şu dünyayı saran, dünyayı kuşatan, kuşatmak istenen, şu yeryüzündeki 8 milyar insana adeta hani virüs aşısı gibi, koronavirüs aşısı gibi, pandemide yapılan aşı gibi insanlara adeta aşılanmak isteyen hayat tarzı bu. Dünyada ne yaparsan yap, öte alem yok. Bunu aşılanmak istiyor insanoğluna. Neyle? Teknolojiyle, daha ötede yapay zekayla vesaireyle insanın kalbi adeta insandan koparılıp insan bir makine haline getirilmek isteniyor. Sen bir makinesin, diğer makinelerden farkın yok. Biz de aynen bilgisayara yükleme yaptığımız gibi sana da bir program yükleyeceğiz. Merkezden senin iradene de biz sahip olacağız. Yediğine de biz karar vereceğiz, içtiğine de biz karar vereceğiz. Ne yazık ki dünya böyle bir sürecin içinde. O bakımdan da Cenab-ı Hak bize 1400 sene evvel Kur'an'da hatırlıyor. Aman şu dünya hayatını seviyorsunuz. Bak muhabbet ediyorsunuz bir de yani. Sadece dalıp gitmiyorsunuz. Çok seviyorsunuz. Ama öte alemi öteliyorsunuz. Yani yok gibi yaşıyorsunuz. Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Vücuhun yevme idin nadıra. Bu nadara kelimesi hadiste de geçiyor. Yeri gelmişken onu çok zaman zaman hatırlatıyorum. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki نَدَّرَ اللّٰهُ اِمْرَاً سَمِعَ مَكَالَتِ فَوَعَاهَا ثُمَّ اَدَّاهَا اِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعَهَا Benden diyor Resulullah Efendimiz buyuruyor. Bir söz işiten, söz Efendimizin işte Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da neredeyse bütün o bize nakledilen sözleri. Biz de işitiyoruz onları şimdi. Tabii sahabesine söylüyor daha çok tabii Efendimiz bunu. Benden bir söz duyan, o söz Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti de olabilir. Kendisinin mübarek dudaklarından dökülen bir söz de olabilir. O sözü güzelce belleyen, sonra da o sözü duymayan bir insana ulaştıranın Allah kıyamet günü yüzünü ışıl ışıl yapsın, parıldatsın. Sahabe bunu duyduğu için hepsi kıyamet günü yüzlerimiz ışıldasın diye Çin'e gitmiş, Semerkand'a gitmiş, İstanbul'a gelmiş, Afrika sahillerine gitmiş. Niye? Ya ben Allah Resulü'nün bir sözünü taşırsam bir yüreğe, bir yere taşırsam bunun karşılığında Resulullah'ın vaat ettiği güzellik bize ahirette yüzümüzün vücuhun yevme edin nadara. Birisi datla öbürü de zı harfiyle tabii Kur'an-ı Kerim okuyunca görürsünüz.
ve ilâ rabbihâ nâzira. O gün o yüz öyle parlar ki, evet öyle bir gün olacak yani. Öyle bir gün gelecek, yüzlerin bir kısmı ışıl ışıl parlayacak. Bu ışıltı içinde de Rabbine nazar edecek. Böyle mahcup bir şekilde değil. Parıldayan bir yüzle bir takım yüzler Cenab-ı Hakk'a nazar edecek. Peki sonra yüzler de vardır ki o gün buruşacaklar. Kendilerinin bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacağını sezecekler. Hani insanın böyle bir tarafına bir kırık olur, birden yüzünden anlarsınız. Birden yüzünden anlarsınız. Halinden anlarsınız yani. Demek ki hep böyle iki manzaradan bahsediliyor Yüce Kitabımızda. Yüzler var, ışıl ışıl parlayıp Rabbine nazar edecek. Ve yüzler var, adeta beli kırılmışçasına yüzleri buruşacak, eyvah diyecek. Dışarıdan bakın, bu adam perişan, acaba buna ne yapabiliriz derdine düşecek. Peki, kendilerine bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacağını sezecekler. Artık gözünüzü açın. Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır, tedavi edebilecek kimdir denir. Evet, gerçekten yani insan öyle bir ana geliyor ki doktor da arasanız faydası olmuyor. Doktor kusura kalmayın, yapacak bir şey yok artık. Vade bitti diyor değil mi? Sonra bütün bunları anlattıktan sonra yani o insanın yani bel kemiği kırılırcasına adeta ızdırap içinde, acı içinde olan insanın peki ne yaptı bu insan? İşte o peygamberin getirdiği doğruyu kabul etmemiş, namazı da kılmamıştı. Evet. Peygamberi tasdik etmemenin, namazı kılmamanın ki başka ayetlerde de buna benzer misaller var. Bedeli adeta o can çekişirken beli kırılıyormuş gibi bir acıyı çekmektir. Onun için namazlarımız önemli kıymetli kardeşlerim. Aksine yalan saymış, yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline, taraftarlarına güvenmişti. Evet, ona artık azap layıktır. Ve bütün bunları söyledikten sonra, Rabbimiz buyurduktan sonra ilk soruyu tekrar soruyor. Surenin başında buyurulmuştu ki, insan o gün bizim onun kemiklerini bir daha bir araya getiremeyeceğimizi zannediyor. Sorulmuştu. Şimdi burada da insan kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanıyor? Saldın dünyaya geldin, o yaşa keyfince böyle mi zannediyorsun? Toprağa girdin, bitti bu iş mi zannediyorsun? Yok. Toprağa girince bu iş bitmiyor. Anne karnından çıkıp dünyaya gelince bitmediği gibi buradan da öte aleme gidince, buradaki hayat bitince de bu iş bitmiyor. İnsan kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meninin içinden bir nutfe değil miydi? Sonra bu alaka yumurta halini olmuş derken Allah onu insan biçiminde yaratıp şekillendirmiştir. Ondan da iki eşi yani erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan Allah ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi? Yeter şüphesiz. Evet. Yani insana o kadar Kur'an-ı Kerim açık beyanda bulunuyor ki bak diyor şu öyle bir oku bakalım yani. Dünyaya nasıl geldiğinizi. Böyle bir damla suyun belki milyonda bir parçasından senin etinin, kemiğinin, kaşının, gözünün, şu uzuvların her şeyinin nasıl büyüyüp oluştuğunu bir düşün. Ondan sonra da bir daha deme yani insan bir daha diriltilecek mi diye. Diriltileceksin. Evet, diriltileceksin. Onun için de o diriliş gününe göre bir hayatı yaşamak gerekiyor.